Değerli izleyenler, Spor Aktüel'le bu hafta farklı bir konuyla karşınızdayız. Ata savunma sanatını konuşacağız ve Federasyon Başkanı Murtaza Ünlü bizlerle birlikte olacak. Sayın Ünlü, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Sağ olun size de. Ata savunma sanatı yavaş yavaş insanların duymaya başladığı yeni kurulan bir federasyon bünyesinde gerçekleştirilen branş, bir spor. Önce ata savunma sanatı nedir? Öyle başlayalım isterseniz. Aslında ata savunma sanatını anlatmadan önce size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Akit TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve bizi ekranların başında izleyen tüm spor severlerin de Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk Havalimanı'nda yapılan hain saldırıyı da spor camiası adına, ülkemiz adına şiddetle kınıyoruz. Ülkemiz inşallah bundan sonra böyle acı günler yaşamaz. Ata savunma sanatını anlatmak için aslında zamanımız varsa ki biraz oraya değinmek isterim. Ata savunma sanatını anlatmak ve anlamak için bunun neden oluştuğunu kısaca anlatayım tabii, size. Tabii, buyurun. Ben malum 30 yıllık dövüş sanatlarında geçmiş olan bir spor adamıyım ve karatede 5. danım. Yıllarca full kontak aşağıya karate çalıştım. Ve şöyle bir süreç işledim. Bundan 25-30 sene önce aşağıya karate yapan, ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde aşağıya karateye çalışan arkadaşlarımız belli bir süre sonra, yani yıllar sonra bir gün trafik polisi örneğin sizi çeviriyor. Diyor ki, ehliyetinizi alabilir miyim diyor, bakabilir miyim? Bakıyorsunuz o ehliyetle diyor, siz bu ehliyetle diyor bu arabayı kullanamazsınız. Niye? Sizin diyor ehliyetiniz geçersiz diyor. Yani şöyle bir durumla karşılaştık biz ve benim gibi yüzlerce insan. Ashihara veya Kyokushin karate çalışan arkadaşlarımız yıllar sonra baktılar ki Japonya'nın vermiş olduğu belgeler Türkiye'de geçmiyor. Yani bizim uluslararası sportif alanındaki anlaşmalarımız gereği bu belgelerin Türkiye'de geçmediğini öğreniyoruz. Yani sizin hayatınızdan 20 seneniz, 25 seneniz çalınmış. Bu arada 9 yıl bunu resmileştirip Spor Bakanlığı'na bağlamak için ciddi bir şekilde çaba sarf ettim. Yani Japonların kendi kurduğu dövüş sanatını Türkiye'de ve dünyada ilk resmileştiren, federasyona bağlayan benim. Keşke o dönemde ben ata savunma sanatını o dönemde düşünüyordum. Kafamda da vardı ama maalesef tek başınıza bir şey yapıyorsunuz. Yaptığınız o şeyde de işte biz de millet olarak artık bize böyle mi empoze edildi bilmiyorum. Şöyle bir alışkanlığımız var. Siz spor adamısınız bilirsiniz. Yabancı bir isim kullandığınızda size şey geliyor. Hoş geliyor. Eğer yabancılar yapmışsa çok güzeldir. Değil mi? Veya mutlaka kabul görür. Peki bu süreçte Ashihara'yı resmileştirdik, Japonlara da hediye ettik. Ülkemizdeki insanlar da 35 yıl sonra resmiyetine kavuştu, o minik minik evlatlarımız falan. O ayrı bir şey. Ama o dönemde 2001-2002 yılında ata savunma sanatını kurmayı düşünme sebebim de şuydu. Dedim ki ben Ashihara'yı Türkiye'de resmileştirmekle yanlış yaptım. Keşke Türkçe bir isim kullansaydım. Ya yıllardır ben bunun mücadelesini verdim. Bugün bakın Japonya'da binlerce dövüş sanatı var. Doğru mu? Evet. Binlerce. Yani şey gibi, süpermarket gibi. Aikido'yu beğenmediysen karate vereyim diyor. Karate'yi beğenmediysen judo vereyim diyor. Judo'yu beğenmediysen vuruşlu karate vereyim diyor. Onu beğenmediysen işte Muay Thai vesaire başka branşlar vereyim diyor. Market gibi ya. İstediğini seç, beğen, al. Diğer taraftan Tayland bakıyorsun. Thai boksla dünyayı kasıp kavuruyorlar. Diğer taraftan Muay Thai'ye bakıyorsun. Aynı şey. Efendim kickbox keza dünyada hemen hemen yapmayan yoktur. Doğru mu? Bugün Kore'ye bakıyorsun. Tekvando ile almış başını gitmiş. Öyle mi? Hatta Kore şöyle bir şey de geliştirdi. WTF, ITF, GTF diye geliştirdi. Farklı branşlara ayırdı. Onları da beğenmezsen diyor ki mesela Hankudo var, Hapkudo var. Başka branşlar var. İşte benden bir şey al diyor ya. Yani bu noktada tabii arkadaşlarımız, bizleri izleyen arkadaşlarımız eminim ki benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Onlar bizim bu fikir, bu noktadaki düşünce fikirlerimizi biliyorlar. Ben de bu noktada dedim ki biz yıllarca bu işe emek vermiş, bu ülkenin ekmeğini yemiş, burada çalışmış insanlar olarak ya biz
Bu bir, eğer sektörse, bu bir pazarsa, kendini tanıtmak noktasında önemli bir argümansa, niye biz her şeyi devletten bekliyoruz? Biz yapalım bir şey ya. Biz buna bir şekil şema verelim. İsmini söylemekten bir sakınca olur mu bilmiyorum ama gazeteci Muzaffer Ilıcak var. Muzaffer abi, bizim evet. Muzaffer abimiz. Dövüş sanatlarının basındaki hemen hemen tek sesi diyebilirim. Bursa'da Milli Gençlik Vakfı'ndan seminerden dönerken dedi ki, Murtaza dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur abi dedim. Dedi ki bak, ismini vermeyeyim. Birçok dedi geçmişte ben dövüş sanatıyla çalışmış insanları hep bunu bekledim. Ya bir tane Türk dövüş sanatı olmaz mı arkadaş dedi ya. Bu kadar yetişen insan var. Bir tane dövüş sanatı ortaya koyamaz mıyız? En son dedi senden çok ümitliydim. Ya ama dedi hiç sesin soluğun çıkmadı. Sen de aşağı rakı yok şimdi diye dedi gittin. Dedim abi benim kafamda var da millet tepeme çullanır. Birileri kalkar, ileri geri yazı yazar, çizer. Aslında biraz dedim destek olsa bunu yapacağım. Nedir dedi? Dedim ata abi dedim. Dedi ki ata ne ya dedi. Hatta İnegöl Milli Gençlik Vakfı'nın da başkanı yanımızdaydı. Ata ne dedi? Dedim ata abi. Yani bir Japon dedim kalkıyor. Ashihara karate diyor. Yani Ashihara, Hideyoki Ashihara Japonya'daki biliyorsunuz emniyet müdürü. Yani Tokyo Emniyet Müdürü kendi ismini koymuş. Ve birçok branş böyle. Biz de dedim ki ecdadımızın ismini koyalım abi. Ata olsun. Savunma sanatı. Ata savunma sanatı. Ya dedi ki çok güzel bu. Çok güzel dedi. Peki bunu nasıl dedi ete kemiğe bölündürmeyi düşünüyorsun? Dedim ki abi sen eğer bu konuda desteklersen biz bu cesareti, bu bilgiyi, bu tecrübeyi kendimizde zaten görüyoruz. Ata savunma sanatını kısa zamanda ülke insanımızın, gençliğimizin seveceğine inanıyorum dedim. Ve böyle bir başlangıç yaptık. Evet. Tabii ata savunma sanatının barındırdığı çeşitli figürler, sporlardan özellikler var. Bir var. Karışım. Bir karışım. Nasıl tarif edersiniz? Şimdi aslında ata savunma sanatı tam Türk tarihine, Türk kültürüne ve Türk savaşçılarına uygun modernize edilmiş hali diyelim. Evet. Yani nasıl? Bizde mesela diyelim ki Osmanlı tokadı var değil mi? Yani Osmanlı tokadı biliyorsunuz ense köküne vuruluyor genelde. Böyle şaplak gibi. Biz onu biraz daha böyle modernize ederek dövüş sanatının kendi içeriğine oturttuk. Yani nedir? Rakibinle karşı karşıyayken şu ense köküne yakın yukarıdan aşağı bir yapacağın darbeyle orada hem puan da alabiliyorsun, rakibi bertaraf da edebiliyorsun. Evet. Diğer taraftan mesela güreş tekniklerimiz var. Rakibi tutup yere attığında veya üzerinden senin üzerinden geriye düşürdüğünde puan alabiliyorsun. Veya judonun tekniğine benziyor ama judo yokken de güreş vardı canım. Yani öyle de düşünmemek lazım. Güreşe benzer teknikleri alıp oraya monte ettik. Ringde de veya tatamide de çıkıp bir karateciyle, bir kickboksuyla, bir muay thaiciyle çok rahat maç yapabilecek el becerilerinin, tekme becerilerinin üst düzeyde olduğu bir dövüş sanatı ortaya çıkardık. Yani hem kendi kültürümüzü burada yaşatıyoruz hem de Doğu ülkeleri, yani Asya ülkelerinin üzerindeki karate, tekvando, judo, işte kickboksa özenen arkadaşlarımız mahrum kalmasınlar diye onları da oraya monte ettik ama şu bir alıntı değil. Bak şöyle demeyelim. Bizi izleyenler de bu konuda yanlış anlamasın. Bugün özüne baktığınızda dövüş sanatlarının çıkış noktası Çin olarak bilinir değil mi? Evet. Yanılmıyorsam öyle. Oysa ki Çin'de biliyorsunuz Çin'in meşhurdur. Shaolin Kung Fu'su vardır. Tai Chi'si falan vardır. Aslında bunlar dövüş sanatı değil, folklor olarak geçer. Yani onların kendi folkloru gibidir. Daha sonra Japonya işte Çin'den bunu esinlenerek alıp aslında karate değil de daha önce işte farklı bir isimle bunu daha sonra modernize ederek 100 sene, 150 sene önce karate şeklinde işte bunları böyle bezendirip bu noktaya getirmişler ama onun peşinden mesela Kore tekvandoyu mesela ortaya atmış. Şöyle bir baktığınızda karate'de tekme var mı? Var. Tekvando'da tekme var mı? Var. Kickbox'ta, Muay Thai'de tekme var mı? Var. Şimdi Çinliler ya da Japonlar çıkıp Korelilere diyebilir mi? Sen benim tekmemi niye kullanıyorsun ya? Bu sana yasak diyebilir mi? Ankara bölgesinde de bizim yıllar önce tipik oyunu varmış. Tekvando'ya çok benziyor.
Şimdi kaç sene önce düşünebiliyor musunuz? Şimdi Koreliler gelip bize diyebilir mi ki ya siz bizim tekmemizi niye kullanıyorsunuz? Senin tekmen senin olsun canım, ben ne yapayım yani? Öyle mi? Hatta bizim Anadolu dilinde bir laf vardır. Canın sıkıldığını bak seni tepiklerim der, değil mi? Yani dolayısıyla şöyle bir algı oluşmasın bizde. Yani Korelinin tekmesi, Japon'un tekmesi, öbürünün tek... Ya herkesin tekmesi kendine canım. Biz de ata savunma sanatında kendi tekmemizi kendimiz kullanıyoruz. Ne var bunda? Yani onlar işte Maegeri, Yokogeri, Dopçeki falan diyorlar. Biz de tepik diyoruz. Ne var yani? Türkçe bir terim. Yani bugün öyle şöyle de bir şey söyleyebilirim yani. Çok uzatmak istemiyorum bu konuyu ama. Bugün Doğu'da ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızın birçoğu belki Türkçe konuşmuyor ya da bilmiyor. Ama ilginçtir. Orada Doğu'da ve Güneydoğu'da ve bazı bölgelerimizde karate, tekvando, judo, kickbox, muay thai çalışıyorsa şakır şakır Taylandca biliyor. Japonca biliyor. Yani yaptığı spor gereği. Bakın insanlara sen kendi ülkende Türkçeyi öğretememişsin ama o spor dalıyla Çince öğretiyor ya. Japonca öğretiyor. Korece öğretiyor. İngilizce öğretiyor. Doğru mu? Bazı terimlerle özellikle. Yani evet. O branşa mahsus cümleler olduğu için ister istemez onların üzerinden o cümleleri de öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla bugün tekvandoya örnek veriyorum. Ben bu branşlara karşı değilim. Yapsınlar, yapılsın. Hepsi gerekiyor. Ama bakın bugün örnek veriyorum. Bir evladımız, 6-7 yaşında bir evladımız tekvandoya başladığında ilk önce tekvandonun selamını öğreniyor. Elbisesini öğreniyor. Daha sonra bayrağını merak ediyor. Artık dünya küçük. Eskisi gibi değil. 2 dakikada öğreniyor bunları, doğru mu? Ve tekvandoya başlayan bir çocuğumuz veya karateye başlayan bir çocuğumuz sonra bu diyor tekvandoyu kim icat etmiş? İşte onu kim kurmuş, kim getirmiş? Daha sonra ilerleyen sürelerde onun kültürünü, onun yaşam tarzını merak ediyor. Ve belli bir süre sonra artık bu spor alışverişinden öte bir yaşam tarzına, kültür anlamında, bir kültür erozyonuna dönüşüyor. Dolayısıyla ata savunma sanatında da dedik ki Türkçe konuşalım, Türkçe düşünelim, Türkçe terimler kullanalım. Türkçe terimler üzerinden de biraz da onlar bizi merak etsin. Biraz da onlar gelip Türkiye'de ata savunma sanatı üzerinden Türkçe konuşmayı, Türkçe düşünmeyi, bizim gibi bu işleri yapmaya gayret göstersinler diye böyle yola çıktık. Peki şu anda müsabakalar da ekrana geliyor, bir yandan yansıtıyoruz ekrana. Evet. Müsabaka giysileriyle ilgili özel bir şey düşünüldü mü acaba? Düşünüldü, evet. Maalesef müsabaka giysilerimiz çok güzel ama ister istemez yakasını kapatmak zorunda kaldık. Çünkü görüyorum ekranda da bayan sporcularımız, biliyorsunuz bizim özellikle ata savunma sanatında yakın mesafede tutma çok oluyor. Evet. Çünkü tutup atıyorsunuz, çeviriyorsunuz falan. Orada bir ciddi hengame oluşuyor. Bir bayan kardeşimiz veya bir bayan sporcu kardeşimiz ister istemez bir yanlış hareketle hoş olmayan bir zor duruma düşebilir. Evet. Onun için onları da düşünerekten yakayı kapattık. Ama rengini özellikle kırmızı yaptık. Bizim rengimiz o, biliyorsunuz. Evet. Bizim asil rengimiz. Şey de var değil mi? Yanılmıyorsam Yeniçerilerin de o kıyafetleri kırmızıydı. Selamımızı da biliyorsunuz. Araştırmışsınız. Size teşekkür ediyorum. Bayağı bir araştırmışsınız. Selamımız da böyle, biliyorsunuz, yumruk göğsümüzün üstüne. Tam bir askeri disiplin içerisinde. Ve şunu da söyleyeyim. Bazıları diyor ki niye ayakta selam veriyorsunuz? Ben bu arada bir taraftan da görüntülere bakıyorum. Niye ayakta selam veriyorsunuz? Tekvando'yu izlediniz mi? Selamını biliyorsunuz. Evet. Eğilerek. Onları getirdim ben. Bende var onlar. Karate'de biliyorsunuz böyle secde eder gibi eğiliyorsunuz. Öyle değil mi ama yani? Var görüntülerini. Tabii, keşke tabii verseydim. Tabii. Efendim şeyde öyle. Judo'da öyle. Tekvando'da öyle. Karate'de öyle. Eğiliyorsunuz. Haşa ya. Bir Müslüman kalkıp da secde eder gibi selam verir mi öyle yani? Olur mu yani? Evet. Ha bunlar belki şey değil. Hani bizim yapsınlar diyorum. Yani karşı değiliz ama biz de bir karşı duruş sergileyelim canım. Yani bizim de bir duruşumuz olsun bu noktada. Ata savunma sanatı. Ya düşünebiliyor musunuz? Hep şunu söylerler. Bana da bir gün bir tanesi dedi ki, milletvekillerimizden bir tanesi. Dövüş sanatlarında dedi en iyi kim? Madem öyle dedi.
En iyi kim yani? Dedim ki efendim, en iyi kimden ziyade aslında onu şöyle dedim, yorulmamak lazım. Bilinen şekliyle biliyorsunuz dünyada dövüş sanatları Asya ülkelerinin ve bilumum Avrupa ülkelerinin sömürgesi altında. Öyle diyelim ya, tabii canım, sömürgesi altında dünyaya kendilerini böyle empoze ediyorlar, öyle mi? Dolayısıyla haşa ve haşa, gökten ayet mi inmiştir? Dövüş sanatlarını bir tek Japonlar, Koreliler, yani çekik gözlüler yapar, Türkler yapamaz diye bir şey mi var? Böyle bir ayet mi var? Evet. Yok böyle bir şey. Diğer taraftan en iyi kim noktasına geldiğimizde de aslında en iyi ne Koreliler, ne Çinliler, ne Japonlar, ne de Amerikalılar. Veya en iyi biz de değiliz. Aslında en iyi kelimesine getireceğimiz, en iyi tanımına getireceğimiz cümle şu olmalı. El üstünde el vardır biliyorsunuz. El üstünde el vardır. Bu yeri göğü yaradan Rabbim dövüş sanatlarında da iyinin de iyisini yaratmaya her zaman kadirdir. Dolayısıyla bugün Mercedes örneğinden yola çıkarsak binlerce ona alternatif araç imal edilmiş değil mi? Veya arabayı kim bulduysa. Dövüş sanatlarında da tamam, belki bizim ecdadımız yıllarca bu işle uğraşmış. Biliyorsunuz Türkler dünyada hep cengaverliğiyle anılır. Evet. Dövüş, yani böyle kavgacı demeyelim de biz barışı da aslında kavgayla, dövüşerek sağlamışız. Özgürlüğümüzü de böyle elde etmişiz. Topraklarımızı da böyle elde etmişiz. Dolayısıyla biz dövüş sanatları denilince, yani şu kadarcık Japonlardan mı korkacağız canım? Ne alakası var? Bizim ecdadımız, bizim atalarımız aslında bu işi çok iyi yapmışlar. Ama biz maalesef her alanda olduğu gibi günümüze belge taşıyamamışız. Bunları ispatlayan bir belge, bir arşiv saklayamamışız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hep söyler ya, şeytan taşlamaktan abdest almaya vakit kalmadı diye. Bu ülkenin insanları da hakikaten o süreçten bu sürece hep bir türlü birilerinin sömürgesi, baskısı altına gelmişiz. Bugün olimpiyatlara gidiyor arkadaşlarınız, bakıyorsunuz. İmkanlar var, her şey var. Yani maddi, manevi her türlü desteğimiz var ama başarı maalesef gelmiyor. Başarı gelmiyor. Burada kalkıp da ya hükümet mi bunu yaptı canım, ne alakası var? Veya diğer taraftan siyasiler mi bunu yaptı? Onlar üzerinde düşeni fazlasıyla yapıyor. Ama biz kendi özümüze dönüp de bir türlü her branşta düzgün insanlar, sağlam insanlar yetiştiremiyoruz. Bu başarıyı gösteremedik. Evet. Onun için yaptığımız bu mücadelede, bu haklı davada ben kesinlikle kendi ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu noktada inanıyoruz ki doğru yoldayız. Yani şunu yapmamak lazım. Çinliler yaptı, en doğrusunu yapar. Koreliler yapıyorsa en doğrusunu yapar. Japonlar yapıyorsa en doğrusunu yapar. Veya işte Amerikalılar yapıyorsa en iyisini yapar. Ya yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Biz de yaparız. Daha iyisini de Rabbimin izniyle ortaya koymaya gayret gösteririz. Evet. Tabii uzak doğu sporlarının bir felsefesi var. Ata sporu sanatının da, daha doğrusu ata savunma sanatının da bir felsefesi var. Ahevran geleneğinden esinlenilmiş. İşte evet. O da eskiye, fütüvete dayanıyor. Kahramanlık, cömertlik, yiğitlik. Evet. Böyle bir felsefeden yola çıkılmış. Aynen. Buna da kısaca bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi ata savunma sanatını biz, özellikle ben bir 7-8 ay bunun bu yazılım sürecine bayağı bir uğraştım. Evet. Altını doldurmak için. Çünkü bir şey yaparken altını doldurmak lazım. Dolayısıyla dedim ki bizim bir spor kültürümüz yok aslında. Hı. Var mı bizim spor kültürümüz? Yani özellikle uzak doğu sporlarında bir altyapımız yok. Bize uyan kısmı nedir Ahevran süreci içerisinde? Çıraklık, kalfalık, ustalık geleneği. Doğru mu? Evet. Tam da bize uyan bir tanım. Dolayısıyla ata savunma sanatının altını oluştururken o her ne kadar da hani kuşak sıralamasını fazla bozmadıysak alt bölümlerini çıraklık, kalfalık, ustalık şeklinde yapılandırıp o meslek tanımına uydurmaya çalıştık. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı özellikle halk eğitim merkezlerinde ata savunma sanatı en çok talep gören branşlardan bir tanesi. Çünkü orada bir kendi kültürünü, bugün ata savunma sanatı çalışan bir evladımız, bir kardeşimiz, bir antrenörümüz, birinci şartımız şu: önce düzgün Türkçe konuşacaksın. Türkçeyi düzgün konuşacaksın.
kendi tarihini, dilini, geçmişini araştıracaksın. Bu bir öde. Bu bir ders aslında. Ve ben görüntüleri getirmiştim. Mutlaka ve mutlaka sporcularımız antrenmandan önce tarihini antrenörlerimiz tarafından, öyle bir görüntü var, paylaşmak isterdim. Antrenmandan önce kendi tarihini, Türk tarihini araştırıyorlar. Antrenörümüz oturuyor, anlatıyor. Çocuklar, bu hafta şu tarihimizi inceleyeceğiz. Sonra güzelce dinimizle ilgili bilgiler alıyorlar. Bilmek lazım bunları. Daha sonra spor zaten insanların bir şekilde tekmesi, yumruğu düzeltiliyor. Bunlar sana bir şekilde adapte ediliyor. Ama bunları da atlamamak lazım. Tarihini bilmeden, geçmişini bilmeden, yani bodozlama işin içine dalıyorsun, bir bakıyorsun bir numaralı Kore'nin savunucusu olmuşsun, bir numaralı Japon hayranı olmuşsun, bir numaralı Amerikan'ın hayranı olmuşsun. Yeter canım, bırak biraz evet. Da onlar bizim hayranımız olsun. Peki kategorilere geçelim. 8 yaş herhalde başlama sınırı, evet. Ve kilo da önemli bildiğim kadarıyla. Ve 19 yaşına kadar gidiyor. En son yetişkin kategorisi 19'dan başlıyor. Kaça kadar yetişkin sınırı acaba? Aslında orada bizim ata savunma sanatının yeni olması sebebiyle biraz da yapılanma süreci içerisinde mevzuat ve talimatlarda bir takım değişiklikler yaptık. Evet. Normalde bizim ata savunma sanatının kuşak sıraları biliyorsunuz, kuşaklama yani bir mertebe şekli. Üçer aylık bölümler halinde biz onları hazırladık ama daha sonraki süreçte baktık bu yaşla ilgili ciddi sıkıntılar var. Yani oradaki o sınırlamayı kaldıralım. İnsanlar kilolarına, bedenlerine göre nasıl uygun bir kategoriye geçiyorlarsa, çünkü şey yapmamak lazım. Baktık ki orada bir ciddi sıkıntı yaşanıyor. Kurslarımızda, milli eğitimde, gençlik sporda, orada burada baktık ki o kısıtlamalara dayalı insanlar mağdur oluyorlar. Orada dedik bir esneklik payı bırakıp herkesi kapsayan bir çalışma yapalım. Dolayısıyla da inşallah 2016'nın sonuna doğru falan 2017'de ta muhtarlara kadar dayanan bir çalışmamız var. Köy muhtarlarına dahi ücretsiz ata savunma sanatı kursları açmak için teklif götüreceğiz. Evet, ilginç. 2006 yılında kuruldu herhalde federasyon. 2006 yılında. Evet, 10 yıllık bir federasyon. Peki teşkilatlanma ile ilgili neler söylersiniz? Tesislerle ilgili, şimdi, çalışmalarla ilgili. Çok sıkıntı yaşadık. Yani 2006-2007 yılında kurulduk ama o süreç çok sıkıntılı bir süreç. Yani Türkiye'de biliyorsunuz her şeyi yapıyorsunuz, belki bir noktaya getiriyorsunuz ama bir de onu kendi İçinizdeki insanlara kabul ettirmek gibi bir derdiniz var. Evet. Yani sizin yaptığınız dövüş sanatını belki Japonlar, Koreliler, şunlar bunlar sizden önce belki kabulleniyorlar. Çünkü onlar şunu biliyorlar. Diyorlar ki bunlar yapar. Yani Türkler yapar bu işi. Ama bizim içimizdekiler ya biz nasıl yarın Japonlara bunun hesabını veririz? Niye böyle bir şeye izin verdik diye engellemek için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla o yapılanma süreci içerisinde şu 2-3-4 sene içerisinde toparlanabildik. Ancak federasyonu ete kemiğe büründürüp teşkilatlanma modelinde de şöyle bir şey izledik. Türkiye'de ilk defa bunu ben yaptım. Dedim ki arkadaşlar... şöyle bir şey aklıma gelmişti. Peki, bu noktada kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Spor Aktüel'de bugün ata savunma sanatını konuşuyoruz. Kısa aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, Spor Aktüel devam ediyor. Ata savunma sanatını konuşuyoruz. Federasyon Başkanı Murtaza Ünlü bizlerle birlikte teşkilatlanma ile ilgili yaşanılan zorluklardan bahsettik. Tabii bir önemli konu da federasyonun faaliyetleri. Sadece evet. Türkiye'de değil bildiğim kadarıyla yurt dışında da faaliyetler var. Var. Şimdi ata savunma sanatını belli bir noktaya getirdikten sonraki süreç içerisinde faaliyetler çok önemli. Çünkü bir federasyonu, bir branşı ayakta tutan faaliyetlerdir. 2007, 2009 ve 2013 yılları arasında çok ciddi faaliyetler yaptık. Bu yaptığımız faaliyetler arasında Dünya Dövüş Sanatları Olimpik Oyunları adı altında bir çalışma yürüttük. Bu tabii Dünya Dövüş Sanatları Şampiyonası olarak gerçekleşti 2011 yılında.
Ama Olimpik Oyunlar ismini kullanamadık çünkü orada Olimpiyat Komitesi devreye girdi ve bu ismi kullanamazsınız dedi. Oysa ki bizim o söylediğimiz süreçten sonraki içerisinde, zaman içerisinde o dönemin genel müdürümüz Sayın Yunus Akgül, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz, o dönemde dedi ki ya bu noktada sıkıntı yaşanır, bu ismi kullanmasak da olur, başka bir şey yapılsın gibi bir cümle kullandı orada. Ama daha sonraki süreçte biz bunu gene hayata geçirdik. Devamında her yıl mesela biz yılda hemen hemen uzun süre, şöyle elime bakayım. Mesela her yıl 2006 ve 2013 yıllarına kadar Türk dünyası ve Müslüman ülkeler şampiyonası yaptık. Her yıl. Evet. Hiç bunları aksatmadan Türk dünyasını ve Müslüman ülkelerin dövüş sanatları ile ilgili olan kısımdaki arkadaşlarımız, sporcularımızı İstanbul'a bir araya getirip turnuvalar düzenledik. Daha sonraki süreçte yalnızca mesela bir etkinliğimiz vardı bizim. Filistin'e destek şampiyonası. Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda yaptık. Belediye başkanımızın da desteğiyle. Aşağı yukarı o şampiyonaya 21 tane falan ülke katıldı. Çok ciddi bir turnuvaydı. Aslında destekten kasıt belki manevi bir destekti o ama zor bir süreçti. Güzel oldu, iyi yaptık. Daha sonra şey... Böylece ata savunma sanatı da tanınmış oluyor. Tabii, tabii. Bu da çok önemli. Çok önemli. Mesela bizim uluslararası ses getiren etkinliklerimizden bir tanesi de Ak Kültür Spor Oyunları diye bir etkinlik yaptık biz. Ak Kültür Spor Oyunları'nda da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Tevfik Aydeniz Kapalı Spor Salonu'nu Ali Beyköy'deki salonunda gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 16 tane ülke geldi ve Türkiye'de ilk defa dövüş sanatlarında bir festival gerçekleşmiş oldu. Ve yabancı basında da bu yer aldı. Özellikle bizim Müslüman ülkelerin basın yayınında ben örneklerini getirmiştim. Çok ciddi ses getirdi. Ve bu arada her ne kadar da biz bu noktada Türkiye'de basında yer almamış gibi gözüktü de uluslararası medyada Türklerin Ak Kültür Spor Oyunları Festivali ciddi katılımla gerçekleşti diye gazeteler bizde mevcut. Keşke bizim ülkemizde yapılan bu tip faaliyetleri de medyamız desteklese. Evet. Bu da önemli bir eksiklik ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela bizim bu sene içerisinde Eylül ayında, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yaklaşık olarak 25 tane ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan iki tane etkinliğimiz var. Çok önemli. İsmini söylemeyeyim şimdi. Bizde ciddi bu noktada bir şeyimiz var. Gizlilik bu konuda şey yapıyoruz. Ama Ağustos ve Eylül ayında inşallah sizleri de davet ederiz. Misafirimiz olursunuz. 25 tane ülkenin katılımıyla ata savunma sanatının tabii başrolünde olacağı bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Burada gelen ülkelere şöyle bir teklifimiz olacak. Bir tane İslam ülkeleri ve Türk dünyasının içinde olduğu bir konfederasyon oluşumuyla ilgili teklifte bulunacağım. Yani içinde Türk dünyasının, Müslüman ülkelerin bir arada hareket edeceği bir konfederasyon çalışması gerçekleştireceğiz. Ve dövüş sanatlarıyla ilgili Eylül ayında yapacağımız bu çalışmada dünyanın birçok ülkesinden branş başkanlarını davet edip İstanbul'da ilk defa dövüş sanatlarıyla ilgili bir istişare, şura gibi bir şey, bir çalışma, istişare diye bir etkinlik yapacağız. Dövüş sanatlarını tartışacağız. Dünyadaki dövüş sanatlarının geldiği noktayı tartışacağız. Türkiye'deki dövüş sanatlarını tartışacağız. Ama inanıyorum ki heyecanlı ve güzel bir etkinlik olacak. Evet. Bu arada yayın öncesinde konuşurken Uzak Doğu sporları, olimpiyatları düşüncelerinizden biriydi ama bu gerçekleşmedi bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Hatta logo bile hazırdı değil mi? Tabii, logosu da gösterebilir miyim? Tabii tabii, tabii, buyurun. Mesela şöyle bir şey, arkadaşlar hangi kameraya göstereyim? Mesela bu bunun şeyi, gazete küpürü, o zamanki çıkmış gazete küpürü görüyorum ben de. Bu noktada mesela ne diyor ismi? Dünya Dövüş Sanatları Olimpik Oyunlar yarışması.
Şimdi bu olimpik oyunlar kavramı aslında şöyle bir aklımıza geldi bizim. Anlaşılan bunları bize olimpiyat falan yaptırmayacak dedik yani biz kendimizce. Biz kendi hani derler ya tırnağın varsa başını kaşı. Biz de dedik ki dövüş sanatları adı altında bir etkinlik yapalım. Olimpik oyunlar olsun. Oysa ki durumdan vazife çıkarıp bu etkinliği engelleyenler şöyle bir baksalar olimpiyat oyunlarının aslında kapsamında dövüş sanatlarının ayrı bir kategoride değerlendireceği bir şey yok. Yıl 2011. Biz 2016'dayız. Yani 2017'ye neredeyse sayılı aylar kaldı. Daha sonra bizim bu çalışmamızdan sonra, bir sene sonra, iki sene sonra Japonya ve hatırlıyorsam Kore dövüş sanatları Sport Accord adı altında bir oluşuma giriştiler. Yani olimpiyatların bir alt kuruluşunda bunu organize etmeye çalıştılar. Ben demiyorum ki bizi görüp taklit ettiler ama böyle bir şey oldu canım yani. IOC karşı çıktı herhalde değil mi böyle evet, bir şeye? Evet, IOC karşı çıktı. IOC şuna da karşı çıktı. Ben Dünya Dövüş Sanatları Olimpik Oyunlar Konfederasyonu'nun patent haklarını almak için müracaat ettim. Evrakları ben de burada yanımda. Müracaat ettim. Son bir gün kala itiraz ettiler. Artık bir gün kala onlar mı beklediler, bize sürpriz yaptılar? Yoksa içimizden birileri mi, niye bunlar bunu yapıyorlar diye onları mı uyandırdılar, ne olduysa itiraz ettiler. Ama ben şuna inanıyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani ve Türk insanı son derece becerikli, kabiliyetli. Ciddi bir liderimiz var. Kararlı bir liderimiz var. Biz de o yolda karınca misali, karıncanın gayreti misali, onun bu gayretli ve can siperane mücadelesine sportif anlamda destek verip birazcık ülke insanımızın moralini düzeltebilecek işler yapabilirsek ne mutlu bize diyorum. Çünkü bu tek başına bir meşgale değil. Sanat, spor, siyaset bir ülkenin olmazsa olmazları. Ama bunları yaparken de milli hassasiyetlerimizi, milli değerlerimizi mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Şunu da kendimizden uzak görmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız aylardır söylüyor. Bakanlarımız söylüyor. Ya bir yerli araba. Ya ben ne kadar mutlu olurum ya. Yerli bir arabanın şöyle çıkıp da Türkiye'nin şu güzelim yollarında yürümesi, değil mi? Benim göğsümü karar. Yani gurur duyarım bundan. Bugün bir Türk dövüş sanatının da, bak dövüş sanatı ifadesini burada kullanayım. Aslında ismi dövüş sanatı değil, savunma sanatı. Evet. İnsanlar biliyorsunuz önce savunmasını öğreneceksin ki savunma yapmadan hamle yapamazsınız. Atak yapamazsınız. Yani önce savunma becerinizi, savunma kabiliyetinizi geliştireceksiniz. Buradan da buraya gelmişken şeyi söyleyeyim. Ata savunma sanatının 3 aylık normal eğitim programında vatandaşlara uygulatabileceğimiz, yani vatandaşlarımız efendim iş yerinde veya sporcularımız veya diğer bu işe merak sarmış dövüş sanatlarını seven vatandaşlarımız diyeyim. Mesela kendi ortamlarında, müsait bir yer, iş yerlerinde, ofislerinde ata savunma sanatının 3 aylık kısa kendini savunma bölümü var. Mesela orada bunu öğrenebilirler. Hocalarımızdan, antrenörlerimizden bunları talep edip yolda, şurada, burada kendilerini savunabilecekleri 3'er aylık hızlandırılmış kısa çalışma programlarımız da var. Evet. Tamamen kendi insanımıza göre. Yani şimdi 3 aylık bir adama kalkıp da suratına tekme attıramazsın. Attırabilir misin? Veya zıplatıp havada takla attıramazsın. Ama 3 aylık bir vatandaşa, bir kız evladımıza, bir kardeşimize, bir abimize kendini savunmayı, pratik yöntemlerle kendini savunmayı öğretebilirsin değil mi? Bu çok akla yatkın geliyor. Evet. Dolayısıyla bu 3 aylık dönem içerisinde biz bu vatandaşımızı kazanırsak, eğer bir de gençse, yaşı da spor yapmaya müsaitse, ondan sonra bir bakmışsın pırıl pırıl yepyeni bir eleman kazanmışsın. Evet. Böyle. Peki,
Murtaza Ünlü, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür programımıza katıldığınız için başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Önünüzde uzun bir yol var. Evet. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah diyorum ve tekrar söylüyorum. Akit Gazetesi'ne ve Akit TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Rica başta ederiz. Sizlere. İnşallah bundan sonraki süreçte faaliyetlerimizde sizleri davet ederiz. Siz de fırsat buldukça bize destek verirsiniz. Tabii tabii, elimizden geldiğince mutlaka destek olacağız. Bir kez daha teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Spor Aktüel sona eriyor. Haftaya yine aynı saatlerde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.